Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de yeni dönem heyecanı var. Muhabirimiz Serdar Er o noktada bizleri bekliyor. Şimdi Serdar'a döneceğiz. Serdar'dan da son bilgileri alacağız. Göksu, o heyecanı iliklerimize kadar hissediyoruz şu sıralarda. Evet, Demirören Medya Lisesi'nin hemen içerisindeyiz biz şu an ve derslikler dolmuş durumda. Biz hemen derslik 2'nin yanı başındayız. Sınıfta öğrenciler söz konusu. Kameraman arkadaşım Caner Emre Kınacı ile birlikte bu yayını gerçekleştiriyoruz. Tabii heyecanlı bir bekleyiş var. Dün akşam itibariyle aslında bütün bakımlar yapıldı, banyolar yapıldı, okula hazır hale gelindi. Bakın, pırıl pırıl gençlerimiz sıralarda hazırlar. Tabii öğretmenler için de heyecanlı bir bekleyiş söz konusu ki hocamız Rule Derin'le birlikteyiz. Merhaba, kimya öğretmeni. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Ben çok heyecanlıyım. Gerçekten öyle hissediyoruz. Normalde yaşlı bir öğretmenim. Estağfurullah, olur mu? Meslekte 19. Deneyimli diyelim biz ona. Deneyimli diyelim. 19. yılım olmasına rağmen meslekte şu an ben de heyecanlıyım. Çok güzel biz hocam. Her sene yaşıyoruz. Öğrencilerimiz de bu sene ilk defa dahil oldular aramıza. Hoş geldiler. Çok teşekkürler. Tabii bizim lisemizin de 2. yılı aslında. Evet. Yeni bir lise ama evet. Önceki sene başarılı bir yıl geride bıraktınız. Bu sene beklentiler nedir hocam? Bu sene öğrencilerimizden çok daha fazla beklentimiz var. Bu sene İngilizceyi halledecekler. Hazırlık sınıfındayız şu anda. Süper. Diğer 9'larla da daha akademik anlamda yürüyeceğiz. Teknik dersleri bu sene ilk defa, sizin alanınız olan dersleri ilk defa görecekler. Biz de yardımcı olacağız tabii. Evet. Hemen yanı başınızda. Hemen yanınıza geleceğiz. Kapı tıklatıp. Çok teşekkürler hocam. Çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz. 2023-2024 sezonu hayırlı uğurlu olsun. İşte genç kardeşlerimizle birlikte bir başka sınıfa geçelim şimdi. Derslik 2'deki yayınımız bu şekilde olmuş olsun. Devam edelim. Diğer öğrenciler de oldukça heyecanlı bir bekleyiş içerisindeler şu sıralarda. Evet, pırıl pırıl okulumuz hazırlandı ve çalışmalar aslında daha öncesinden başladı. Şimdi derse hazır hale getirildi. Bir başka sınıf. Önce sen gir lütfen, kameraman arkadaşım önce girsin ve o heyecanı sizlere önce aktarmış olsun. Yine bakın, kitaplarımız sıralarda, yine pırıl pırıl gençlerimiz sıradaki yerini almış durumdalar ve buradaki hazırlıklar da tamam. Atilla Bey ile birlikteyiz, okul müdürümüz. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, sizler de hoş geldiniz. Maşallah, her girdiğimiz sınıfta yüzler gülüyor. Çok heyecanı da hissedebiliyoruz. Size de o heyecan geçti bize. Hocam, yeni yıl hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Yeni eğitim öğretim yılımız tüm ülkemize ve bizlere, öğrencilerimize, öğretmenlerimize hayırlı olsun. Tabii bizler de çok heyecanlıyız. Yeni bir eğitim öğretim yılına başladık. 2. yılımızdayız bu sene. Güzel bir yıl geçirdik. Büyük umutlarla açtığımız bir okulda. Şu an 2. yılımızın heyecanıyla aslında biraz daha güzel yarınlar bekliyor bizi. Bunu düşünüyoruz. Çok güzel hocam. Öğretmenlerimize konuştuk ama öğrencilerimize de mikrofon uzatalım mı? Tabii. Onlar neler hissediyorlar? Efendim, şimdi bakalım. Evet, sizle konuşalım. Nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İlk öncelikle okulunuza hoş geldiniz. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Oldukça heyecanlı, evet, görüyorum seni. Nedir branşınız, yolculuğunuzda nasıl devam edeceksiniz? Bu sene neler bekliyor sizleri? Radyo televizyon sınıfındayım. Radyo televizyon öğrencisiyim. Bu sene çok daha güzel şeyler bekleyeceğini, çok daha güzel şeyler yaşayacağımızı umuyorum. Geçen, evet, sene çok güzel deneyimler yaşamıştık. Gerek Teknofest olsun, başka çalıştığımız yerler olsun, etkinliklerimiz olsun. Bu sene de böyle dolu dolu çok güzel bir şekilde geçeceğini umuyorum, inanıyorum. Hadi bakalım, yolunuz şimdiden açık olsun. İşte pırıl pırıl gençlerimiz burada. Yaklaşık 3 milyon öğrenci bu yıl İstanbul'da eğitim hayatına başladı ve gördüğünüz gibi o öğrenciler arasında da hemen bizim televizyon binamızın yan tarafında bulunan Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi'nde de genç kardeşlerimiz sıralardaki yerini aldılar. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Elif, radyo televizyon öğrencisiyim. Yani geleceğin aslında belki muhabiresin sen şu an, öyle mi? Evet, inşallah. Hedef nedir? Hedef haber spikeri olmak istiyorum ben Çok de. Çok güzel. Çok güzel. Yolun bahtın açık olsun şimdiden. Tabii yolun başındasın. Gidip geliyorsun bizim televizyona da. Evet. Hatta geçen hafta Bursa'daydık. Bir 15. Mebrobot yarışmasına katıldık. Orada canlı yayın ekibinde görev yaptık. Canlı yayını yönettik. Aynı zamanda kamera da kullandık. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Çok güzel. Bu senede hem İngilizce eğitim ağırlıklı bir sene geçeceğini söylediler hocalarımız bize. Nasıl gidiyor çalışmalarınız peki?
Çok güzel gidiyor, çok verimli gidiyor bizim açımızdan. Hatta geçen yıl podcast, İngilizce podcast çalışmalarımız oldu. Aynı zamanda yoğun bir İngilizce döneminden geçtiğimiz için hepimiz çok geliştik. Bu konuda kendimizi çok geliştirdiğimize inanıyorum. Tabii. Devam. Bizim meslekte İngilizce de çok önemli. Başarılar şimdiden ve tabii ki görüyorsunuz bir arkadaşımıza daha mikrofon uzatmak isteriz biz burada. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Remzi Farslan. Okulumuzun gazetecilik öğrencisiyim. Çok güzel. Yeni yılımıza başlıyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Tabii burada bize düşen yeni gelen arkadaşlarımız, hazırlık sınıfı öğrencilerimize yol göstermek olacak. Geçen yılı çok güzel şekilde kapattık. İlk yılımız olmasına rağmen çok dolu dolu geçti bizim için. Projelerimiz çok fazlaydı. Tabii okulda bu sıcak ortamı yakalamamızın başında hocalarımız var ve biz varız. Umuyorum ki bu önümüzdeki senede ve sonraki seneler içinde bu aynı şekilde devam edecek. Sizin hedefiniz neydi? Ben gazeteci olarak araştırmacı gazeteci olmayı istiyorum. Bakalım. Hadi bakalım. Yolun şimdiden açık olsun. İşte tabii ki hedefler belirlendi. Yeni bir sezon başladı artık. Tabii bütün kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Demirören'de tabii Medya ve Teknoloji Lisesi'nde gerçekleştirdik bu yayını. Birazdan ders başlayacak ve artık 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başlamış olacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım buradan.